Medya Mark'la Televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Mark'la Galatasaray'da şunu söyleyeceğim. Icardi'nin sakatlığı e ee, geçen sezon da %70-80 kapasiteyle oynadı. Kendisi de bunu söyledi. Yine gol karalı oldu. E zaten öyle Batshuayi var artık. Hani geçen sene bir Icardi'nin Icardi olunca ne olacak sorunsalı vardı. Şimdi Batshuayi var. Ha bu maçta Beşiktaş'taki Batshuayi gibi oynadı. Evet. Çok geleni geçeni kaçırdı. Yeteri kadar ciddi değildi ama ilk maçlarda Fenerbahçe'deki Batshuayi gibi oynamıştı. Öyle oynarsa Icardi'ye maçta... yetişir. Ee, en azından UEFA Ligi başladığı zaman o ikinci, üçüncü maça yetişir. Ligde de ben, bu ligin kalitesinde Batu ile de işi görürsün. Ben Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalini görüyorum. Çünkü Galatasaray Sağlık Kurulu bunları yapıyor. Fazla açıklıyor diyorsun tabii. Yener'ince. Sonra bak ben ne kadar yani, başarılıyım. Tabii. Bu bir yöntem. Bu senin ve Yener benim Bey'in, benim öğrendim yener, senden bir ve yöntem. Yener Bey'in Yener Bey'in standardı bu. Yani iki haftalık sakatlığa dört hafta deyip fedakarlıkla oynadığı numarası güzel numara. Ya da hem ben yetiştirdim. Sağlık heyeti yetiştirdi. Hem ben yetiştirdim hem de çocuk da fedakarlık yaptı falan. Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalini görüyorum. Yetişmedi mi? Gerçekten ciddi sorunsa o zaman 3 haftada da bitmez o. O zaman 5 haftalık, 4 haftalık bir şey. Çünkü kendi hareketi koptuydu. Şimdi onun da sebebi zemin abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bu kadar tecrübeli, kendi kendine bu zamana kadar hiç adalet sakatlığı yaşamayan. Bu adam 2 senedir izliyoruz. İki senedir bu adamın Türkiye Ligi'nde durup dururken adale sakatlığı yaşamadı. Dedi. Gördük. Yaşadığı 5 aylık sakatlıkta Gezzal'ın Tandiron'a vurduğu pozisyondu. Onunla oynamak istedi. Bunun dışında hani süper idman seven, acayip çalışan kendine çok iyi bakan filan bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz ama adale sakatlığı yaşamıyordu adam abi. İlk defa yaşadıysa onun da sebebi biraz o topu attıktan sonraki zemin problemi. Ee, Galatasaray ciddiyetli bir maç oynasa 10-0 11-0 biterdi. Batshuayi olağanüstü gösterdi ama şimdi tekrar zemine dönmek istiyorum. Yani Adana Demirspor maçının üzerine çok konuşulacak bir şey yok. Bu arada gerçekten transferde bu Hermos işi büyük bir şok etti. Şok etkisi yarattı. Niye? İşte anlamadı adam yani. Geliyordu, ya. yarın geliyor, bugün geliyor falan. Abi, Otel ayırdı. Hermos'un maaşı çok Be yüksek. Beş buçuktan üç 3 yılda evet. Galatasaray'ın teklifi ve bu adam çok daha azına Roma'yı tercih ettiyse 7 milyon liraya çıkmalar da büyük skandallar yani. 7 milyon lira verilir mi abi Stoper'e? yılda. Yani iyi ki de gelmemiş adam yani Bir öyle şey düşüneceksin. Beş buçuk bile verilmez yani. Atsuko ayrıldığı günden beri menajeri sürekli kulüp arıyor. Maaş yükseltiyor. <laughs> ya 21 ayrı teklif aldı ya. Dört tanesi Türk evet. takımlarından. Dördü Türk takımlarından. 21 teklif alan adamı artık transferin son gününe kadar tamam bu mısın? kadar gayet iyi oyuncu. Şahane oyuncu. Ama abi o parayı niye vereceksin abi sen? Vermem abi. Vermem. Ben de vermem. Senin gibi aynı Galatasaray'ı Allah korumuş da diyebilirsin yani. Hayır abi bu kadar Şimdi, çok, bu kadar çok ama bu var. kadar çok artan bir şey olmaz ama şu Maaş. Var. Ama, ama şu var. Ne sen, var? Sen beni oyuncuya aldım, getirtiyorum yarın geliyor, bugün geliyor, otel ayarlandı uçağı şu, şu saatte inecek filan deyip de kaçırırsan Ha. Artistlik olma... yapar, altını dolduramazsan güzel. İşte bak o Erden Timur'u o yüzden özlüyorlar. Erden Timur'un evet. geçen sene yaptığı transferlerin süper netice vermediği hepimizin malumu. Evet. Ama... Neyi özlüyor Galatasaray taraftarı? Biliyor musun Erdem Timur'da? İş bitirici, sözle yönlendirmeci, sözün altını doldurabilen anladın mı? Şimdi yerine gelen, görev alan yöneticiler hakikaten Galatasaray taraftarı ne kadar eleştirse o ya kadar haklılar yani ki. Yani. Şimdi bir, bir tane bir oku, yorum okudum diyor ki, e, ya bu Erdem Bey kazık yapıyordu yani. Dandik stop, dandik futbolcu da alıyordu. Bunlar alamıyordu. <laughs> evet işte ben ya, de onu söylüyorum ya. yani. <laughs> bu hiç olmazsa alıyordu ya, Bu alamıyordu diyor. Altını dolduruyordu dün abi. Bir, alacağız dün diyorsa. Bir, dün Cevahir AVM'deydim. Bir mağazadaydım. Mağazada da Metin kardeşim Galatasaraylı. Çok da güler yüzlü, çok da tatlı bir yardımcı oldu bize. Galatasaraylı abi de biz dedi galiba dedi Danimarkalı Kazım Can almışız dedi. Dedim yok canım yani. Geçen haftaki Jelert teorine aynen katılıyorum. Ama, art, arttırıyorum. Ya, ama dedim bu kadar dedim çabuk düşmesini falan ben de anlayamıyorum. Hani şeyi anlarım. Kötü pas verdiği, anlayamadığı, oturtamadığı. Tamam bunları anlarım abi, ama sürekli düşüyor abi. Bu kadar olmaz yani. Jelert? Ya. 23. 23 yıldır böyle Danimarka'da değil mi bu? Çıkmış evet. mı Danimarka dışına? İşte genelde ilk defa çıkıyor. Evet. Yani önce bir İngiltere Almanya'ya gidip <laughs> Türkiye'ye gelseydi neyse de abi. <laughs> şimdi bir de abi büyük bir kaosun ortasına geliyorsun. Abi tamam. şimdi... Bu, Kopenhag dediğin takım Danimarka'da sonradan kurulmuş. Zaten Danimarkalıların her şeyi planlı da bu sonradan planlı. Evet. Her şey ona göre yapılmış. Başarı için belli modeller yetiştirilmiş. Abi adam bir hafta sağ bek, bir hafta sol bek, bir hafta ofansif sağ bek, bir hafta defansif sol bek. Ben hiç şaşırmıyorum yani. Ben de Metin'e dedim ki, Metin dedim yarın bunu dedim sonra hafta söyleyeceğim. Abi hep izliyorum zaten dedi. Ona Teşekkür ederiz, selam, Metin. Selamlar olsun. Abi de Danimarkalı Danimarkalı Cana almışız <laughs> deyince biraz güldüm ben de. Saray'ı da beğenmiyorum dedi. Dedim yok Saray iyi oyuncu. Ee, yani yok, çok Saray müthiş, müthiş bir beklentiniz olmasın ama iyi futbolcu. Yani büyük önemli takımda iyi iş yapar. Yani Şampiyon eşleşmesinde sisteme, iki maçta da o iyi insan. En iyi oydu tabii. Yani, yani kurulu düzende iyi, iyi futbolcu olur. Berkan'dan daha mı iyi dedi? Çok daha iyi dedim. Ortasal olarak çok daha iyi. kullanma dedi. konusunda çok, çok daha iyi. Daha iyi dedi. Peki Berkan mı Ceyhert mi diye bakarsa <laughs> solbek performansına? <laughs> solbek, yani bu fizikle Berkan. İşte İsmail Jacobs'u aldı var. İsmail Jakobs. Ona da ikisine dedi, göre de? Ona da diyorlar ki şeyden çok daha iyi değil. Dedik ki önden, daha önde bir oyuncu değil diyorlar. Şimdi e, kim diyor bunu? Ne bileyim üstü izleyenler. Ben seyretmedim. Şey, Derik Gön bir kere ben tanımıyorum kafadan. Ben oyuncuyu yani o yüzden Şimdi şey yapmıyorum. Derik Gön bir kere kafadan. Cem Uzan'ın tweetini biliyorum bir tek. Jaz konuş... <laughs> Just konuşacağız o. Öncelikle şunu söyleyeceğim. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ya. Cem Uzan'a sormazlar mı? <laughs> ya sen yıllardır o işleri öyle yapıyorsun. Oralarda tıkılıyorsun zaten bir. <gülüyor> <gülüyor> iki. Yani sevgili Cem Uzan Monaco'da adam ne yapabilir ya? Nasıl bir faaliyeti olabilir Hiç. ki? Araba yarışına gidecek. İyi, İyi adam böyle kumar batağına düşmemiş ben sana söylüyorum Monaco'da yani. Evet evet Monaco'da, evet. Yani. Monaco'da başka Şimdi ne yaptın? Şimdi İsmail Jacobs öyle şey değil. Öyle süper değil ama bir kere şey falan değil bir abi. Bir kere sol bek yani. Bir kere Kön evet. bu Nesiga 2'de 3-5-2 oynayan 3-4-3 oynayan takımın sol kanat bekiydi. Geldiği günde de zaten itibaren savunması eksikti. Savunması eksik olduğu için dörtlü savunmalarda Bayern Münih'te altyapıdan A takıma çıkma şansı bulamadı. Tamam mı abicim? Bu adam hep dörtlü savunmada oynuyor. Bu sene de gayet iyi oynadı. Beşiktaş'ta da ben benim önerdiğim isimlerden bir tanesiydi sol beke. Ha öyle süper mi? Hayır. Ha şu var. Sakatlanıyor. Ama o sakatlığın gece falan alakası olduğunu hiç zannetmiyorum. Sakatlık direkt olabilirim olarak... Olabilir Monaco, Monte olabilir. Abi, <laughs> o da olabilir Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Olabilir onlar. Japon hiç sakatlanıyor mu abi? Liverpool'dan giden, Monaco'da. Hiç sakatlanıyor hiç mu sakatlanıyor. abi? Hiç abi şey yapıyor. Bek oyuncuları sakatlanıyor abi Fransa Lig 1'de işte. Evet. Çok mücadele, çok sert abi. Hepsinde bir sıkıntı oluyor ilerleyen yıllarda abi. Yani oyun ikili mücadele zorlayan bir şey. Ayrıca burada da daha fazla gece hayatı imkanı var. Yani tabii, tabii, çekiniyorsan al Monaco'dakini Böyle diyorsa Cem Uzan. Peki. Ama abi transfer olduktan sonra şimdi şuna bakacaksın. Berkan iyi oynadı mı sol İdare etti abi Berkan. Yazık değil mi? Çocuk orta saha. Berkan'ı nereye koysan oynuyor. E, 6-7 oynuyor. Tamam. oynuyor abi. Senin yıllardır <laughs> net bir sol beke ihtiyacın vardı. Aldın mı? Hayır. Jacobs da en fazla, en fazla diyorum. Böyle saratçı gibi olur. Katkı verir ama istikrarlı olur mu? Burada onu başarısı o da böyle Okan Buruk'un başarısı olur. Yalnız bir süredir Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ilk Icardi sezonu. Böyle bir oyuncuyu ön plana çıkartmıyor. Yani Abdülkerim'in yaptığı Düşüşte Kerem Aktürkoğlu dalgalı ya. boletti ya. gitti kariyer abi artık bir zahmet Okan Buruk hoca da orada teknik direktörlük maharetini yeniden sergilemeye başlayacak Jakobszdan başlayarak Galatasaray'ın çünkü Aşil Tendon'u oldu abi Solbek geçen sezon Sparta para o yüzden elendi. Bir de ben şeye deli oluyorum ha o maçlarda Galatasaray'ın Solbek'i hep eksik oluyor ya mesela Köln şey bu maçta da şey e, ee, Bizim bütün Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler hemen Galatasaray'a karşı iyi oynuyor. Mesela geçen sene Ekvatorlu Presiado'yu Sparta bıraktı. Ya bu sene yedek. Zaten Galatasaray'ın Solbeki çok eksik olduğu için onun yıldız parladı. Bu daha iyi. Tamam Young Boys'un sol ama abicim öyle çok iyi olsa inan <laughs> tamam. Yani bizden Denisi önce görürdüm. görürlerdi be abi. Bizim takımın eksiklerini görelim bizim takımların bence. Doğru Hep böyle rakibin böyle bek oyuncularının yıldızı parlıyor Galatasaray'a karşı. Niye halledemedin abi sen şu işi bir türlü? Yelert Sabek oyuncak. Neydi arkadaşın adı? Metin. Metin merak etme. Sabek de iyi oyuncu. Yani Kazımcan, Kazımcan Santrafor'du ya en başta Altay'da. <laughs> Sola çıktı. Bu çocuk bek oyuncusu işte. Böyle kurulu çizili plan olacak. Oraya böyle Davinson Sanchez gelecek. Bak buraya bir kere Davinson Sanchez gelecek. O zaman yeler dördürüz rahat rahat oynamaya başlayacak. Bu işi çözecek Galatasaray. Ha, işte onu ona gelelim. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi senin burada ne işin var? Kardeşim 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hale bak ya, şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.